Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Şimdi bir yolculuğa çıkıyoruz. Hem de nereye gidiyoruz? İran'a gidiyoruz. Bize, Tahran'a, Semerkant'a gidiyoruz. Hem de nasıl gidiyoruz biliyor musunuz? Oturduğumuz yerden ve bu kitapla. Ay, çok çok seviyorum ben bu kitabı. Bu benim canım. Gerçekten canım yani, anlatırken böyle dişlerimi sıkıyorum. Hani senin sevdiğim kitaplar arasında yer alıyor. Bizi İran'da sokak sokak gezdiriyor bu kitap. Bittiğinde uzun bir yolculuktan sonra böyle eve dönmüş gibi olacaksınız. Ve hala o yolculuktan döndüğünüz yer etkisini üstünüzde hissedeceksiniz. Okuduktan sonra ben bunu bitirdim. Evet, tabii bir gün falan kitap okumadım. Okumak istemedim. Çıkamıyorsunuz etkisinden. Kitap bittikten sonra hemen koşarak yazarın 5 tane daha kitabını aldım. 5'ini de okudum. Eğer ki diyorsanız öyle bir kitap okuyayım ki dünya ile ilişkim kesilsin. İşte bu kitap onlardan birisi. Kitabın yazarı Amin Molov. 1949 Beyrut, Lübnan doğumlu ve Fransa'da yaşıyor. Kitaplarında Doğu kültürünü hep aktarıyor bize. Doğu kültürüne çok meraklı, çok incelemeler yapmış, çok çalışmalar yapmış ve çok da güzel aktarmış. Yazarın tüm kitapları çok güzel bence ama bunun yeri bir başka. Kitabın konusu Titanic'te başlıyor. Bildiğimiz Titanic. Titanic'te başlıyor ve hop 11. yüzyıla geri dönüş yapıyoruz ve 11. yüzyılda Ömer Hayyam'la tanışıyorsunuz. Konu Ömer Hayyam'ın yazdığı Rubaiyat, yani Semerkant yazması diye geçen bir eserinin yazımı, elden ele dolaşması, insanların buna ulaşmaya çalışmasıyla geçiyor ve yine kitap Titanic'te Titanic'in basmasıyla birlikte son buluyor. Ki kitapta devrin büyük devlet adamı Nizamül Mülk var, Melikşah var, hatta kim var biliyor musunuz? Hasan Sabah var. Haşhaşiler var. Ya yani bunların hepsini hani geçmiş böyle tarihe gidip sanki orada böyle saklanıp uzaktan izliyorsunuz gibi okuyorsunuz. O kadar keyifli ki okuması. Bir zaman çok üzüleceksiniz. Kitabı okuyanlara Alamut Kalesi tavsiyedir. Alamut Kalesi'ni okuyanlara da Semerkant kitabı tavsiye edilir. Aslında birbirini birleştiren kitaplar. Alamut Kadis'te biliyorsunuz ki Hasan Sabah'ın haşhaşileriyle birlikte yaptığı, gerçekleştirdiği faaliyetler var. O yüzden Semerkant'tan sonra eğer okumadıysanız Alamut Kalesi'ni okumanızı tavsiye ederim. Alamut Kalesi'ni de okumadıysanız Semerkant'ı okumanızı her şekilde tavsiye ediyorum. Tek bir olumsuzluk var. İşte yazarlar her şeyi istediği şekilde yansıtmakta özgürler. Bir Türk olarak Osmanlı ve Türklerle ilgili bazı yazılanlar sizi rahatsız edebilir. Onu da ufak bir not geçmeden edemeyeceğim. Yazım diline geliyorum. Yazım dili bir çırpıda okuyacağınız şekilde. Hani bu hafta sonu yasaklarında aldığınızda 2 günde bitireceksiniz bu kitabı. Sizi çok içine çekiyor. Çok akıcı. Daha ne kadar çok diyebilirim bilmiyorum. İşte çok çok çok. Hediye edilebilir mi? Kesinlikle hediye edilebilir. Yani 5-6 arkadaşıma bu kitabı hediye ettim. Kitap kesinlikle herkese, her okura, her yaştaki, her kesimdeki insanın okuyup keyif alabilecek, bir şeyler bulabileceği bir kitap. Tekrar okumak ister misin? Evet, tekrar okumak istiyorum. Kitap kaç sayfa derseniz, kitap 320 sayfa. İdeal kitap bence 300 ile 400 sayfa arasında olandır zaten. Çok 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 tavsiye ediyorum bu kitabı okumanızı. En sevdiğim kitaplar arasında yer alıyor. Şimdiden okuma listenizi ekleyin. Okuduktan sonra dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Çok şanslısınız yeni okuyacağınız için. Herkese bol keyifler.